Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün 20 Haziran Pazar, bugün Babalar Günü. Bir çocuğa annesi nefes, babası ise hayat verilmiş. Çocukların hayatlarına dokunan, yetiştiren, örnek model olan tüm anne ve babalarımızın gününü kutlarım. İyi ki varlar, iyi ki bizim annemiz ve babamız olmuşlar. Evet, bugünkü videomuzda Ülker'i inceleyeceğiz. Ülker son 9-10 yılda nereden nereye gelmiş? Bugünden sonra işte önümüzdeki 5 yıl içinde nerelere gidebilir? Hangi fiyatları görebilir? Bunları inceleyeceğiz. Bununla ilgili detaylı bir tablo hazırladım. Birlikte bu tabloya bakacağız. Evet, şöyle bir ekran paylaşalım. Evet, Ülker imalat sektörü ve gıda sektöründeki bir şirketimiz. Türkiye'nin en eski şirketlerinden biridir sanırım. Şöyle bir temel değerlerine baktığımız zaman Ülker'in bugünkü fiyat kazanç ve piyasa defter değerlerini fiyat kazanç oranı 4.6, sektörün 14.53 fiyat kazanç oranı. Yani Ülker %215 arttırırsa fiyatını ancak sektörün ortalamasına yükselebiliyor. Piyasa defter değeri 1.18. Burada da sektörün piyasa defter değeri ortalaması 5.53. Burada da yaklaşık %368 Ülker daha ucuz işlem görüyor diyebiliriz. Şirketin karlarına baktığımız zaman şirket 2020 yılında hisse başına 2.97 lira kar etmiş. Yani toplam 342 milyon lot hissesi var. 1 milyar 16 milyon kar etmiş, net kar. 2021 yılında hisse başına 0.81 lira temettü dağıttı. Şirketin kar dağıtım politikasını internet sayfasından baktığımızda şöyle bir mesaj var. Şirketimiz kar dağıtım politikasını sermaye piyasası mevzuat esas mukavelemizde yer alan hükümler çerçevesinde şirketin operasyonel performans ve mali durumu ve piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle benimsemiştir diyor. 2012 yılı mali yılı kazançlarından başlamak üzere yönetim kurulu önerisiyle genel kurulun onayıyla bunlarca yapılabilecek değişikliklere ve Türkiye'de uygulanmakta olan mevzuata tabi olarak şirketin nakit akışı gerekliliklerini de gözetmek kaydıyla her hesap yılı için net dağıtılabilir karın asgari %70'ini nakden kar payı olarak dağıtılacaktır diyor. %70 demiş. Ama bu politika ulusal ve küresel ekonomik şartlardaki herhangi bir olumsuzluk olması gündemdeki projelerin ve şirketin finansal kaynaklarının durumuna göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecektir demiş. Burada baktığımızda %70 nakden kar payı dağıtma sözü var şirketin. Ancak baktığımızda 2012 yılında %69.59 yani %70'e yakın bir net kar dağıtımı gözüküyor. Ama ondan sonraki yıllarda bu oranda dağıtmamış. %37, %33, %23 gibi işte %15. 2019 ve 2020'de hiç temettü vermemiş. Bu yıl 2021 yılında %68.75 nakit net temettü oranı var. Yani şirket tam olarak %70'i düzenli olarak her yıl dağıtmamış diyebiliriz. Burada şirketin son 9 yıllık 2012 yılından 2021 yılına kadar net kar büyümesine bakacağız. Öncelikle net kar büyümesi nedir? Bir şirketin yani bir değerine bakacak olsam ilk önce ben net kar büyümesine bakarım. Çünkü şirketin öz sermayesini yükselten tek şey net kardır. Yani bütün faaliyetlerden elde ettiği dönemsel karın bir önceki döneme göre ne kadar arttığını gösteriyor net kar büyümesi. Kar artışı da firmanın verimli çalışıp çalışmadığının aslında en somut belirtisi. Yani bir şirketin iyi çalışıp çalışmadığını, verimli çalışıp çalışmadığını
net kar büyümesinden görebiliriz. Şöyle net kar büyümesine baktığımızda 2012 yılında bir önceki yıla göre daha fazla kar etmediği için 167 milyon kar etmiş ama daha fazla kar etmediği için %0 olarak bunu aldık. Sonraki yıl 189 milyon kar etmiş. Yani yaklaşık %13,2 daha fazla kar etmiş bir önceki yıla göre. Bu şekilde 2014'te %12,2, 2015'te %37,7 bir önceki yıla göre 212'den 292'ye çıkarmış karı. Ancak 2016'da yine 273 milyon kar etmiş ama bir önceki yıldan fazla kar etmediği için %0 büyüme var. Sonra 2017'den sonra karlar hızla artmaya başlamış. 2017'de 397 milyon, %45,4 artmış. 2018'de 701 milyon karı var yıllık. 76,6 net kar büyümesi. 2019'da 997 milyon, 42,2 büyümesi var. 2020 yılında da 1 milyarın üzerine çıkarmış yıllık karını. 1 milyar 16 milyon kar etmiş ama bir önceki yıla göre %2 bir artış söz konusu. Bunların 9 yılın ortalamasını aldığımızda yaklaşık %25,48 gibi bir değer elde ediyoruz. Bu 25,48'i birazdan kullanacağız. Onlara gelmeden önce şimdi bir temettü tablosuna bakalım. Az önce de başta söylediğimiz gibi 2010 yılından 2018 yılına kadar her yıl düzenli bir temettü vermiş. 2019-2020'de bir temettü vermeme durumu var. 2021'de de %68,73, yani hisse başı brüt 80,88 lira temettü vermiş. Temettü verimi 3,55 olmuş. Bu 2010 yılından 2021 yılına kadar brüt olarak 3,54 lira, net 3 lira temettü vermiş. Sermaye artışlarına baktığımız zaman da şirket 2011 yılında 268 milyon yaklaşık olan sermayesini %27,33 bedelsiz arttırarak 342 milyona çıkarmış ve 2012'den beri de sermaye artışı yapmamış şirket. Yani bedelsiz ya da bedelli bir sermaye artışı gözükmüyor. Şimdi dönelim tekrar. Net kar büyümesi 9 yıllık ortalama 25,48 demiştik. Bunu düz 25 alıyoruz. 2012 yılında şirket 4,08 ile yıla başlamış. Eğer her yıl şu oranda %25 artacağını varsayarsak şirketin ortalama anlamında 4 liradan yaklaşık 5,10 liraya yıl sonunda yükselmesini bekleyebiliriz. Ama tabii bazı yıllar piyasa koşulları fiyatları çok daha fazla fiyatlandırabiliyor, yani olumlu yönde veya tam tersi olumsuz durumda da daha fazla bir düşüş şeklinde gözükebiliyor. Ama genel olarak biz şu %25'e göre bakacağız. Yani 4,08 ile açılan yıl en fazla işte 5,10 olabilirmiş %25'e göre. Ama 2012'de görülen en yüksek değer 9 lira. Yani %100'den fazla bir artış olmuş bir yıl içinde. Daha sonraki yıl 5,10 olarak kabul edersek yaklaşık 6,38'i bekleriz %25 artışa göre. O yıl 15,44'ü görmüş. Sonraki 2014'te işte 6,38'e %25 eklediğimizde 7,97 yapıyor. Şirket 17,17. Yani buradaki ortalamaların çok üzerinde fiyatlamalar olmuş hissede. 2015'te 7,97'den 9,96 beklerken 19,85'e kadar hisse görmüş. 2016'da 9,96, 12,45 beklerken 21 lirayı görmüş. Hisse yaklaşık iki katı fiyatla devam etmiş 2016'ya kadar. 2016'da 17, 12,45, 15,56 beklerken 21,48'i görmüşüz. 2018'de 15,56, 19,45 arası bir fiyat beklerken en yüksek 23,72 görüp daha sonra
12.98'e kadar düşmüş. Yani hissenin fiyatı yarı yarıya neredeyse aşağıya inmiş burada. 2018'deki o muhtemelen Rahip Brunson işte doların ani fırlaması, borsadaki sert düşüş olduğu yıl orada fiyat çok hızlı bir şekilde geri gelmiş. Ama ne olmuş? 2019'da işte biz yine ortalama yarı takip edersek 19.45, 24.32 bu aralığı beklerken hisse 12.98'den 23'e kadar tekrar yükselmiş. Aslında dediğimiz gibi yani bir hissenin içsel değeri önemli. İçsel değerine bakarak işlem yapmak önemli. Yani biz burada 19-24 arası fiyat beklerken 12.98'e kadar düşmüş. Burada büyük bir alım fırsatı vermiş aslında şirket. Sonra tekrar 2019'da 23.01'i görmüş. Neredeyse yine %90, %100'e yakın bir artış göstermiş. 2020'de pandemi yılında burada da 24.32, 30.4 aralığı bir fiyat beklenirken hisse 26.75'i görmüş en yüksek fiyat olarak. 2021'de bu seneki aynı tahminle devam edersek 30.40 ile 38 arasında bir değer görmesi beklenebilir. Burada ortalama yani şu fiyata eklersek eğer 26.75'e %25 eklersek 33.44 gibi bir değere de geliyor. Şu anda ise yaklaşık 21,5 lira civarında bir fiyatla işlem görüyor. Yani aslında baktığımızda 2018 yılında benzer bir şekilde daha düşük fiyatlardan işlem görüyor. Dediğim gibi ortamın durumuna göre fiyatlar değişebilir ama sonra yine ederine bir şekilde hisse geliyor. Şirketin şöyle mali durumuna baktığımızda 2012'de 958 milyon lira olan öz kaynağı şu an 2021 ilk 3 aylıklara göre 6 milyar 266 milyona çıkmış. Yaklaşık 6 katı gibi bir fiyatı öz kaynağı çıkmış. Ödenmiş sermayesi yine aynı. Burada baktığımızda 2012'de işte 4 lira olan hisse 6 katına çıkmış olsa 24 lira. Gene 21,5. Yani neredeyse dediğimiz 6 kat öz kaynaklardaki artış hissenin fiyatına da neredeyse yansımış. Ortaklık yapısına baktığımızda %49 diğer kısımda gözüküyor. Pledis Foods Limited'de ise %51 bir ortaklık gözüküyor Ülker'de. Evet şöyle peki bundan sonrası ne olur? Tam geçmişe baktık ama bundan sonra ne olabilir? Şu an piyasa defter değeri 1.18 yıllık artış ortalamasında %25.4, %25 düz aldık onu da. Şu an 2021'in 3 aylığını öz kaynağını buraya yazdım. 6.267 şuradaki 6.266'yı yazarak. İşte %25 artışı sağlarsak burada her yıl %25 eklersek 2021'den 2026 önümüzdeki 5 yıl içinde ne olabilir? Öz kaynağı 6 milyar 267 milyondan 2026'ya geldiğimizde 19 milyarla 23-24 milyar civarında bir aralığa gelebilir. Yani buradaki fiyat artışına baktığımızda yani şey elindeki öz kaynağın artışına baktığımızda 6 milyardan yaklaşık 19 yani 3-4 katı arası bir öz kaynağa ulaşabilir şirket. Burada şu an bir hissesinin değeri 342 milyon öz kaynağı 342 milyona böldüğümüzde yaklaşık bir hisse değeri 18.32 lira yapıyor Ülker'in. Burada işte 1.18 piyasa defter değerini işlem gördüğünde hissenin fiyatı 21.62 lira. Şu anda işte piyasadaki fiyatı bu zaten 21.62 lira. Bu 1.18'in hiç değişmediğini varsayarsak yani hep 1.18'de işlem görürse hisse 2022'de şu ankine göre 27.03, işte 2023'te 33.79, 2024'te 42.23, 2005'te 52.79, 2026'da da 65.99 gibi bir değere geliyor. Öz kaynağın %25 artışıyla devam edeceğini varsayıyoruz ve piyasa defter değeri 1.18.
Yani şu anki fiyatın yaklaşık 3 katına önümüzdeki 5 yıl içinde çıkacağını varsayabiliriz. Yani kesin olacak diye bir şey diyemeyiz. Dediğim gibi bazen piyasa çok önden fiyatlayıp hızlı gidebiliyor. Bazen de çok ağır yavaş fiyatlayabiliyor hisselerin fiyatını. Yani 2026'da yaklaşık 66 lira gibi bir fiyat beklenebilir. Yani 56 lira ile 66 lira arasında bir fiyat aralığı bekleyebiliriz bu mantıkla. Evet, şöyle hissenin bir de temel durumuna bakalım. Şu anki durumda temel verilerine bakalım. Evet, bu grafikleri, bilgileri efriscoring.com sitesinden aldım. Güzel bir site. Sitedeki güzellik şu: hisselerin temel anlamda radar grafiklerle, işte karşılaştırmalarla değerlerini çok iyi bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Temel anlamda bilmediğiniz terimlerin yanındaki işte i harfine basarak onun hakkında bilgi öğrenebiliyorsunuz. Yani temel anlamda da sizi eğiten bir site diyebilirim. Şöyle bir genel baktığımızda şirkette karlılık güzel, borç çok fazla yok. Şirketin likidite oranı gayet yüksek puanı. Büyümesi güzel. Sadece biraz baktığımızda şurada verimlilik biraz merkeze yakın, verimliliğin daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu da ne demek, verimliliğin düşük olması? Şirket varlıklarıyla daha az satış üretmiş. Yani 1 TL'lik varlık için 0,56 liralık satış yapmış. Geçen sene bu oran 0,65'miş. Yani geçen seneye göre biraz daha düşük satışı gözüküyor. Verimlilik kaybı ne diyor? Stok tutma süresi 40,2 günden, yani 40 günden yaklaşık 45 güne yükselmiş. Yani stoklar daha yavaş, yani satışa daha az olmuş diyebiliriz. Alacak yönetimi ise olumlu bu yıl. Alacaklar 109 günde tahsil edilmiş. Borçlar da ortalama 57 günde ödenmiş. Daha önce ortalama tahsilat süresi geçen seneye göre 1,5 gün kısalmış. Daha hızlı tahsilat yapar hale gelmiş şirket. Şöyle varlıklarına baktığımız zaman şirketin toplam varlıkları 2021 3 aylığına göre yaklaşık 20 milyar lira civarında bir toplam varlığı var. Toplam borçlarına baktığımız zaman ise yaklaşık toplam 13 milyar civarında borcu var. Ama bu borcun şöyle bir durum var. Net borca baktığımız zaman net borcu 1 milyar 623 milyon lira. Yani bu elindeki varlıklardan borçları çıkardığınızda kalan kısım, yani borç çok yüksek bir oranda değil. Kısa vadeli borçlar içinde de finansal borçların payı %29'muş. Geçen sene bu %77'ymiş. Yani kısa vadeli borçların azalması şirket için olumlu. Yani borçlarını daha uzun vadede yavaş yavaş ödeyecek demektir. Bu da elinde nakitin olması demek. Şirkete karlılık anlamında da olumlu yansıyabilir. Evet, nakit akışlarına baktığımız zaman baktığımızda burada gider olarak gördüğümüz biraz yatırımlara gideri var. Finansman giderleri çok düşük. Yabancı para cinsinden çok geliri yok ama gideri de yok. O da olumlu. İşletme faaliyetlerinden bir nakit gelir var, karı var. Ve dönem sonunda da yine nakit oranı gayet yakın, yaklaşık 3,5 milyarlara yakın bir nakit gözüküyor. 2021 3 aylıkta 479 milyon lira kar etmiş ilk 3 ayda. Yani bu hisse başına yaklaşık 1,4 lira demek. Evet, şöyle bir de teknik görünümüne bakalım. Teknik görünümüne baktığımız zaman Ülker 19 Haziran 2021 aylık ortalaması bugün itibariyle 20,93 lira. Yani bu seviyeye yakın almak, bu seviyenin altında almak bizim riskimizi düşürür. Yani 20,93'ün altına geldiğinde aslında uzun vadeli düşündüğümüzde düzenli bir birikim için alım fırsatı olarak görülebilir diye düşünüyorum. Burada baktığımızda hisse 2012 yılında, bakın şurada 4 lirayken şurada sadece 2018'de bir düşüş yaşamış ve buradan sonra tekrar çok hızlı toparlamış. Yani piyasada
kısa vadeyi tahmin etmek, güncel olayları tahmin etmek, siyasi olayları tahmin etmek çok zor. Yani öyle durumlarda her hisse iyi hisselerde değer kaybedebiliyor. İşte fiyatları yarı yarıya inebiliyor. Ama biraz ortam düzeldiğinde çok hızlı bir şekilde tekrar toparlayıp yoluna devam ettiğini aslında grafikte de görüyoruz. Evet, şöyle güzel bir sözle tamamlayalım. Evet, yatırım için önemli bir anahtar hisse senetlerinin piyango bileti olmadığını hatırlamaktır. Bunu söyleyen Peter Lynch. Evet, hisse alırken dediğim gibi piyango bileti olarak düşünmeyin. Bir hisseyi temel teknik olarak inceleyin. Temel verileri şirketin iyi çalışıp çalışmadığını size gösteriyor. Teknik anlamda da baktığınızda hissenin ucuz olup olmadığını anlayabilirsiniz. İyi hisseleri ucuzladığı zamanlarda daha fazla alarak daha fazla kar etme fırsatı elde edebilirsiniz. Evet, böyle uzun vade hisseleri uygun gördüğümüzde, ucuz gördüğümüzde toplarsak, işte bunun için dedim çok fazla bölünmeden tanıdığınız, bildiğiniz belli hisseleri sürekli takip ederseniz onların gerçekten ucuzladığını da zaten anlarsınız. Şimdi bu verileri takip ediyorsanız hisseyi de doğru zamanda, doğru fiyata alırsınız. Ve stressiz bir yatırım yapmış olursunuz. Evet, böylece paramız sağlığımızı bozmamış da olur. Hepinize bol kazançlı yatırımlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.